Hadi gelin bir sonraki workshop'ımızı yapalım. Şöyle ki sorumuz şu arkadaşlar bu noktada. Şöyle File Explorer'a geldim. Biraz da geri çıkacağım. Şöyle Python'a geldim. Workshop'a geldim. Burada yeni bir dosya oluşturacağım. Dosyamın ismi şu. Kaç mile eder. Nokta P. Sizden istediğim şu arkadaşlar. Kullanıcıdan kilometre değerini girmesini isteyeceksiniz. Ve girdiği kilometrenin kaç mil olduğunu hesaplayacaksınız. Senaryomuz şu. Kişi kilometre değil de mil olan bir ülkeye gitti. Mil kullanılan bir ülkeye gitti. Veya tam tersi. Amerika'daki bir kişi Türkiye'ye geldi. Ve Ankara İstanbul arasının 420 kilometre olduğunu öğrendi. Şimdi 420 kilometreyi ben nasıl gideyim diye planlamaya çalışacak. Dolayısıyla kilometreyi bilmediği için daha iyi bildiği mili bulmaya çalışacak. Bu bakımdan sizden istediğim şey kullanıcıdan kilometreyi isteyin. Sonucunda girdikten sonra atıyorum 10 kilometre girdin, şu kadar mil eder diye sonuç dönmenizi istiyorum. Bu işlem için size vereceğim süre 5 dakika arkadaşlar. Tabii ki bu noktada belirli araştırmalar yapabilirsiniz. Örneğin 1 milin ne kadar olduğunu bulmak gibi araştırmalar yapabilirsiniz. 5 dakika süreniz var. O süre zarfında şu an videoyu durdurun. 5 dakika sonra videoyu yeniden açın, ben çözüyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Çözümü yapalım. 1 kilometre kaç mile diye Google'a yazdım. Bakın o da bana şöyle bir sayı verdi. O sayıyı kopyalıyorum. Geldim, uygulamamı açıyorum. Buna arkadaşlar hani bu dönüşüm oranı diyebiliriz. Bunun için ben bir değişken tanımlayacağım. Dönüşüm oranı eşittir. Şöyle bir sayıymış arkadaşlar. Dönüşüm oranı. Şimdi ben kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğim. Input kaç km? Kaç kilometre? Bunu da bir sayıya eşitlemem lazım. Ya da km'ye, yani bir değişkene. Kilometre eşittir input. Tabii bunu string olarak hesaplıyordu. Dolayısıyla bunu öncelikle bizim int'e çevirmemiz gerekir. Bu noktada bir sonra yapacağımız işlem ise bu mili hesaplamak. Mil eşittir kilometre ile dönüş değerini çarpmak olacak. Km çarpı dönüşüm oranı. Dönüşüm oranını bulduk. Artık ben print edebilirim. Ne yazacağım buraya? İşte km artı. Ya atıyorum 10 girdiyse 10 ki kilometre eşittir artı mil artı eder. Bu şekilde değeri yazmaya çalışacağız. Şimdi gelin uygulamayı çalıştıralım. Çalıştırıyorum. Kaç kilometre diyor? Örneğin 10 giriyorum. Bakın burada bir hata aldım. Diyor ki sen burada bu işlemi yapamazsın. Neden? Klasik bir hatadır. Özellikle farklı dillerde bunu korur ama Python'da çevirmek gerekiyor. Çünkü kilometre ile mil sayısal olduğu için. O yüzden bunları şöyle str arasına almak lazım. Böyle hataları özellikle de yapıyorum bu arada. Şöyle yaptım. Bir daha yazdığımda kaç km? Tekrardan 10 giriyorum. Evet. Bu noktada bakın değişik bir sayı verdi bana. İşte kaç kilometre? 10 dedim. 10 kilometre eşittir. Şöyle 0,621 niye böyle bir şey verdi? Tabii arkadaşlar ben oradan şey yaptım ya. Kopyalayınca orada virgüldü. Tabii ki Python'da ondalık noktayla. Şöyle
Kaç kilometre? Tekrardan 10. Evet, şu an daha düzgün bir şey aldık. Şuraya da bir mil yazalım ki kaç mil olduğunu da görsün. Yani mil yazsın orada. Tekrardan 10 yazıyorum. Evet, 10 kilometre eşittir 6,21 küsuratlı mil edermiş arkadaşlar. Zaten bunu 10 ile çarptığımızda gelecek değerdir. Çünkü 1 kilometrenin değeri bu olduğu için. Normal olarak doğru bu şekilde de doğru değeri aldığımızı görüyoruz.